Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Sermet Demir. Bugün sizlerle verilerin regresyon analizini nasıl yapacağımızla alakalı bir video dersi gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde öncelikle basit olan doğrusal regresyon ya da en küçük kareler yöntemi de diyebiliriz. Onunla alakalı bir örnek yapacağım. Sonra da daha yüksek dereceli regresyon analizlerini nasıl yapacağınızı göstermeye çalışacağım. Öncelikle uzun yollarını tek tek hesaplama yollarının Excel'de nasıl olacağını göstereceğim. Ondan sonra da Excel'in bunları çözmek için nasıl içerisindeki hazır makroların kullanacağını göstereceğim. Şimdi belki şöyle hatırlatma amacıyla bir şey yapabiliriz. Şuraya bakalım. Direkt formüllerden fazla teorine girmeden. Çünkü ben bunu daha önce sizlere küçük en küçük kareler yöntemi dersimde öyle bir videom vardı. Orada anlattım arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde verilerimiz var. Diyelim ki şöyle verilerimiz var. Ve buna en uygun doğrusal çizgiyi uydurmak istiyoruz. Diyelim ki o da şöyle bir şey olsun. Farz misal. Şimdi bunun en küçük kareler yöntemi ne diyor? En küçük kareler yöntemi diyor ki bunların arasındaki şu farkların şurada farkındaysanız fark var. Bunların karelerinin şöyle şöyle buralardan kareler çiziyor. Bunların karelerinin en küçük olma durumunu hesaplayarak bize şöyle bir formül çıkarıyor. Buradaki formül nedir? Şimdi farkındaysanız bizim burada bir tane doğrumuz var. Bu doğrumuzun da genel formülü nedir? Y eşittir. Mx artı C. Burada M değerinin eğim olduğunu, C değerinin de X eksenini kestiği nokta olduğunu biliyorsunuz. O zaman buradaki A, B'yi de hemen size söyleyeyim. A değeri arkadaşlar M'in karşılığı olarak. C değeri de arkadaşlar buradaki B'nin karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim buradaki birinci nokta nedir mesela? X1, Y1. İkinci nokta nedir? X2, Y2. Bu şekilde devam ediyor. Kaç tane veri varsa buradaki formülle onları tek tek yerine koyuyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Bu formülü uyguladığınızda çıkan A değeri sizin eğiminiz, B değeri de x'in kesişim noktası oluyor. Peki, bunu söyledikten sonra artık bakıyorum burada pek bir işimiz yok. Direkt bir örneğe geçelim arkadaşlar. Şurada benim bir tane örneğim olacak. Evet. Burada görüyorsunuz 20 tane veri noktam var oldukça da dağılım gösteriyor. Bayağı bir dağılımı yüksek. Bu 20 veri noktasından da buradaki mavi çizgide gördüğünüz gibi bir tane doğrusal uydurma, bir doğru geçirmek istiyorum. Bunları en iyi şekilde, en iyi uyumu gösteren. Nasıl hesaplayacağız? İşte deminki formülü uygulayacağız. Şimdi ben arkadaşlar burada formülleri ve verileri buraya aldım. Ve Excel'e de girdim hızlı olması açısından. Burada şimdi sizlerle çalışmaya başlayalım. Peki öncelikle şu verilere artık ihtiyacım yok. Bunu siliyorum. Şuradaki xy'yi de arkadaşlar şöyle bir düzenleyelim. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bu formülü uygulamak için biraz büyüteyim. Belki küçük olmuştur. Şöyle yapalım. Farkındaysanız benim nelere ihtiyacım var? Bir kere n. Yani nedir? Bunların kaç tane olduğu ile alakalı. Excel'de zaten direkt böyle bir formülümüz var. Onu uygulayabilirsiniz. Mesela nasıl buraya yapabilirim? Eşittir. Say diye bir formülümüz var arkadaşlar. Yazmaya başladığım zaman zaten göreceksiniz. Say yazıyorum. Say yazdıktan sonra bakın arkadaşlar burada bağımsız değişken say var. Ne diyor? Aralıktaki sayı içeren, içeren hücrelerin kaç tane olduğunu sayar. Tamam. Tam istediğim formül bu benim zaten. Bunu çift tıklıyorum. Ve burayı seçtiğimde buradaki kutucukların içinde kaç tane sayı içeren hücre varsa bana sayısını veriyor. Bu da 20 zaten. Bunun da üstüne isterseniz n eşittir yazalım ki... Anlaşılsın. Tam altına yapmamamın sebebi farkındaysanız bakın burada x'lerin toplamı, y'lerin toplamı, x'lerin karesinin toplamı, x ile y'nin çarpımı gibi e, lazım olan denklemler var. Şimdi o zaman yapalım. Burayı x'lerin toplamı hatırlayacaksınız daha önceki videolarımdan burada onun kolay yolu var arkadaşlar. Toplama bastığım zaman Excel otomatik olarak bunu algıladı ve buraya hesapladı. X'lerin toplamı buymuş. Bunu bir yana kaydırdığımda da y'lerin toplamını bulum. Bakın şu ikisini hallettim. Bana bir de x ile y'nin çarpımları lazım. O zaman buraya bir kolon daha açayım. x çarpı y diyeyim. Ve bunların hepsini tek tek hesaplayayım. x çarpı y. Ve buna tık tık yaptığımda hepsini aşağıya kadar hesaplasın. Çok güzel. Başka ne lazım? x'in karesi lazımmış. Peki onu da şuraya yapalım. x'in karesi şöyle bir gösterim yapalım. x'in karesi şapka ve bunu da şuraya tık tık yapalım. Hepsini hesaplasın Excel bizim için. Güzel. Bakıyorum sonra x'in toplamının karesi. Bunun için bir şey yapmama gerek yok. Şimdi o zaman a'yı hesaplayabilirim. Bakalım b'yi de sonra bakarız. Şuraya a eşittir diyorum ve yanındaki hücreye de tek tek bunu uyguluyorum. Eşittir diyorum. Öncelikle n n sayısını alıyorum. Burada. Çarpı x, y'nin çarpımlarının toplamı. Galiba onu hesaplamadık. Evet onun için şurada bir escape basarak bunu iptal edelim. Şu toplamları en aşağılar toplamdı ya arkadaşlar. Bunları buraları da uzatalım. Bir kontrol edelim. Bakın topla diyor burası. Güzel. O zaman tekrar başlayalım. Eşittir. N çarpı x çarpı y'lerin toplamı. Neresi? Burası. Eksi x'in toplamı çarpı y'nin toplamı. x'in toplamı çarpı y'nin toplamı. Çok güzel. Bunların hepsini bir parantez içerisine alalım. Üst taraf olarak. Denklemin üst tarafı olarak. Sonra da bölü diyerek işlemimize devam edelim. Bölü. Gene bir parantez açayım ben peşinen. n çarpı x karelerin toplamı. Nerede x karelerin toplamı? Burada. Eksi x'in toplamının karesi. x'in toplamı buraydı. Ona bir tane şapka ile de 2 verelim ve parantezimizi kapatarak bu şekilde bir hesap yapalım arkadaşlar. Peki a değerimiz çıktı. Kaç olarak bulduk arkadaşlar? 3.241 diyelim. 4 anlamlı basamağa kadar olsun. Şöyle azaltalım. Hadi 5 anlamlı basamak olsun. Şu şekilde tutalım. Tamam a değerimiz bu. Peki b'yi nasıl hesaplayacağız? O zaman b eşittir diyorum. B'nin formülü de burada. Biraz daha açığa doğru alalım. Eşittir diyorum. X'in karelerinin toplamı. X'in karelerinin toplamı burada. Çarpı Y'nin toplamı. Normal toplam. Eksi X'in toplamı. Çarpı X çarpı Y'nin toplamı. O da şurada. Gene karışmaması, çarpma bölme hatası olmaması açısından şu şekilde parantezi aldım. Aşağıya bölüyü yazdım ve parantezi tekrar açarak n çarpı x'in karelerinin toplamı x'in karesi şurada eksi x'in toplamının karesi x'in toplamının şapkamız karesi parantezi kapattım 4.082 ve bunu da eşit anlamlı sayıya düşürelim. Tamam. O zaman arkadaşlar ne oldu? Bizim burada bulduğumuz bu AB değerler o zaman bizim denklemimiz şu an şu oldu arkadaşlar. Y eşittir. Hatta şöyle yapayım sığdıramayacağım bunu. Şöyle yapalım. Y eşittir. 3 41 24 14 x artı c değerimizde 4.0821. Evet arkadaşlar sizin bu verilerinize en iyi uyum gösteren doğrusal denk eğrinizin doğrusal doğrunuzun daha doğrusu denklemi bu. Bunu bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu uzun yöntem ve genellikle de sınavlarda tabi elle hesaplarken bunların hepsini tek tek yapmanız gerekir. Şimdi ben size bir de şunu göstereceğim arkadaşlar. Bu burada dursun. Şunu da kapatalım. Şimdilik ihtiyacımız yok. Burada daha önce hatırlarsanız verinin içerisinde oldukça da kullandık bunu arkadaşlar. Veri çözümleme diye bir bölümümüz var. Şimdi bu veri çözümlemede girerseniz regresyon analizini de göreceksiniz. Şuradan arıyorum arkadaşlar. Korelasyonu size daha önce yapmıştık. Regresyonu da gördüm. Tamam diyorum. Bakın arkadaşlar burada bazı doldurmam, seçmem gereken yerler var. Dikkat edin önce x'i istemiyor. Önce y'nin giriş aralığını yani y değerleriniz neresi diyor. Şuraya tıklıyorum. O elle seçebilme imkanı veriyor. Ve buranın hepsini seçiyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Sonra x giriş aralığı diyor. x değerlerimiz neresi? Şurası. Hepsini seçiyorum. Ve Excel bunu algıladı. Şimdi şöyle bir şey var. Güvenilirlik düzeyi zaten mühendislik standartı olarak %95'tir ama soruda %99 filan isteyebilir. O zaman bunu değiştirmeniz gerekir. Şimdilik ben bu detaya girmiyorum. Sabit sıfır ve etiketler özellikle sabit sıfırdan da etiketleri göstereyim. Etiketleri eğer seçerseniz seçiminizi şöyle yapmanız gerekir. Mesela ben Y değerlerini seçerken şöyle seçtim ya. Bunu siliyorum. O zaman Y dahil seçmeniz lazım. Böyle yapmak daha avantajlı. Neden? Onu biraz sonra göstereyim. Bakın etiketleri seçtim, bunları şimdi düzeltiyorum. X'in etiketini de seçiyorum. Çünkü bana biraz sonra bir özet verecek. O özette verilerimin yanına X'ye diye yazı yazacak. Gayet güzel olacak. Şimdi çıkış seçenekleri diyor. Yeni bir sayfaya sonuçları koyabilirim diyor. Yeni bir çalışma kitabına koyabilirim diyor. Ya da çıkış aralı. Bu sayfada olsun. Onun için ben çıkış aralığını istiyorum. Ve diyorum ki özeti şuradan oluşturmaya başla. Tamam diyorum. Şimdi aşağıdaki detaylara da girmeden tamam deyip arkadaşlar bastığımda bakın bana Excel bir tane hesaplıyor. Bu şekilde bir özet verdi. Bakın burada çok güzel şeyler var. Nedir? Biraz küçülttüm ekranı ama. Şu değerlere bakın arkadaşlar. Bakın burada kesişim diyor. Burada da x diyor. Bunları hatırlıyor musunuz? İşte bu x'in katsayısı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da kesişim yani c değeri. Şunları şöyle yapalım. Burada tabii ki çok fazla veri var. Ben sadece bir iki tanesinden size bahsedeceğim. Sütun genişliğini otomatik yapmadık. Sütun genişliğini otomatik ayarla. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu ikisi sizin kas Bunu bir e, ortaya koyalım. Yani şöyle diyelim. Bu kesişim diye bahsettiği sizin mx artı c'deki c değeri. Burası da m değeri. Ya da bizim formülümüzdeki B değeri burası, A değeri de burası. Zaten farkındaysanız bu B ile aynı, bu da A ile aynı. Peki şimdi ben burayı temizleyeyim, başka ne gösterebilirim? Bakın burada standart hata var. Çok fazla istenir. Standart hatanın da her zaman düşürülmesi istenir. Benim buradaki modülümde ondan da bahsediyorduk. Bakalım standart hata Standart hata formülü burada ne denir? Hatanın kullanışlı bir ölçümü, tahminlerin standart hatası olarak adlandırılır. Bazen standart hata olarak adlandırılır. Dikkat edin bu sadece doğrusal uydurma için. Şöyle bir formülü var. Ben mesela bunu uygulamadım demin deminki adımda uzun olmasın diye. Bunu da Excel sağ olsun bize direkt olarak veriyor. Şuradaki çoklu r ve R kare değeri arkadaşlar bu çeklü R diye bahsettiği doğrulaşsal korelasyon katsayısı aslında. Yani verilerimin ne kadar uyum gösterdiğini gösteriyor burayı ki 0.47 oldukça düşük bir değer. Biliyorsunuz bu değer e, eksi 1 ile 1 arasında değişiklik gösterir. Şöyle söyleyelim. Küçük eşittir, büyük eşittir. Eksi 1 ile 1 arasında bir şey gösterir doğrusal korelasyon katsayısı burada da R değeri olarak verilmiş. R diyelim. Bu değerin 0 ile 1 arasında ise arkadaşlar anlarız ki X değerleri ile Y değerleri bir artış gösteriyor. Yani yönü şu şekilde. Bunu anlıyoruz. Ama 1'e de ne kadar yakınsa veyahut da tam 1 olduğunda onu söyleyelim. Tam 1 olduğunda Y ile X'in mükemmel bir uyumda, hatasız bir uyumda beraber arttığını yani aslında y eşittir x doğrusunu ifade eder. O şekilde söyleyebiliriz belki kısaca. Ama bizim buradaki 0.5'ten bile az olduğunda gördüğünüz gibi oldukça yüksek dağılımın olduğunu bir ispatım. R karede arkadaşlar onun karesinin alınmış değeri. Özellikle bunu trend çizgisi olarak çizerseniz orada R kare değeri karşımıza çıkıyordu. Ben şunları bir temizleyeyim. Bu programı da ilk defa kullanıyorum. Güzel oldu ama. Mesela bu değerlerin eğer biz dağılım grafiğini sizlerle çizseydik. Ekleyi seçiyorum. Şuradan dağılım grafiğini seçiyorum. Güzel. Oldukça yüksek bir dağılımın olduğunu zaten görüyorsunuz. Buradan ben eğer buna bir tane doğrusal trend eğilim çizgisi de ekleseydim arkadaşlar. Şuradan diğer seçenekleri ya da orada doğrusal vardı. Ben biraz hızlı davrandım. Buradan doğrusalı seçerseniz Grafik üzerinde denklemi görüntüle, grafik üzerinde R kare değerini görüntüleyi seçseydik de bakın zaten aynı değerleri burada görecektiniz. R kare değeri 0.23, Y değeri de bizim değerimizle aynı, aynı anlamlı basamak sayısını kullandığı için birebir aynı olarak karşımıza çıkmış. Evet arkadaşlar bugün size bir veri üzerinde 3 ayrı yöntemle nasıl analiz yapabileceğinizi göstermeye çalıştım. İsterseniz verilerinizi sizi ki bir raporda göstermenin en güzel yolu budur. Raporda hesaplamayı bahsetmek istiyorsanız en güzel yolu bu veya da bunu tercih edebilirsiniz. Hani yöntemi nasıl uyguladığınızı ya da direkt sonucunu gösterebilirsiniz. Ama görselleştirmek amacıyla da bunlardan bahsettikten sonra direkt şu gösterimi de koyarsanız çok güzel olur ve hem bitirme ödevlerinizde ya da raporlarınızda, dönem ödevlerinizde bunu kullanmanızı, verilerinizin, deneysel çalışmalarınızı kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ben bundan sonra aslında biraz da size standart hatadan sonra şeyden bahsetmek istiyorum. Bir Birden çok değişkenle doğrusal regresyon nasıl yapılır? Yalnız o bugün biraz uzun olacak. Onun için burada kesiyorum. Yani üç tane değişkenimiz olunca nasıl yapılacak? Bir de bu doğrusal oldu. Bunun bir de doğrusal olmayan veya daha yüksek dereceli, Polinom regresyon analizi nasıl yapılır? Onlardan bahsetmek istiyorum. Onları da ikinci video olarak saklayalım. Buna bölüm 1 diyelim. O zaman şimdilik alas diyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Yararlı olduysa veyahut da bir sorularınız varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.